Merhaba, Cengiz Adak ismim. Aslen Mersinliyim. İlk orta lise öğrenimini Mersin'de tamamladıktan sonra İstanbul'la başlayan gurbet en nihayetinde yurt dışında Almanya, uzak doğuda Japonya'yla son buldu. Yaklaşık 38 sene sonra tekrar yuvaya döndüm. Şu anda Koluman Otomotiv Endüstrisi anonim şirketin genel müdürü olarak 3 yıldan beri görev yapıyorum. Burada bulunmaktan çok mutluyum. Otomotiv sektöründeki 30 yıllık tecrübeyi yaklaşık 20 yıllık geçmişi olan bir şirkette, fabrikada uygulama imkanı bulmaktan çok şanslı hissediyorum kendimi. Güzel bir ekip var Koluman Otomotiv'de. Genç bir ekip, dinamik, kaliteli üretime, çeşitli üretime ve ihracata, başarıya, üretim sayısına susamış en büyük sermayemiz de insan kaynağı. Sürekli iyileştirme çerçevesinde sahalarda çalışma arkadaşlarımız pazartesileri program yaparlar. Cuma günü de bana sunarlar. Tabii bu direkt üretime entegre olan bölümlerin sunumları, bir de en direkt üretim bölümlerine destek veren birimler de var. Onlar da ofislerde çalışıyor bildiğiniz üzere. Onları da entegre edelim fikriyle bunu yaygınlaştırdık. Yıllık yaklaşık 2 milyon euronun üzerinde kazanç, tasarruf sağlayan bir ekip var. Ve bunu sürekli yaparak sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunmaları için yapı taşlarını da devreye sokmak gerekiyordu. Bunlardan bir tanesi eğitim. Birçok kuruluşun dışarıda uzmanlardan eğitim satın alarak yaptığı işi, burada dedik ki zaten yetkin arkadaşlarımız var. Koluman Otomotiv Endüstrisi'nde KOE kısa adıyla bir akademi kuralım. Bu akademi içerisinde de herkes kendi uzmanlık alanında diğer bölümdeki çalışana bilgileri aktarmaya başladı. Bu sayede inanılmaz bir sinerji yakaladık. Başka bir eğitim yapı taşı da Üniversite Sanayi İşbirliği. Bildiğiniz üzere 2015'ten beri bölgenin ilk ALGE merkezi burası. Buradaki sinerjiyi üniversitelerdeki öğretim görevlileriyle, hocalarımızla da perçinleyelim. Hem teknolojik yenilik hem de mevcut süreçlerdeki problemleri onların da katılımıyla çözmeye başladık. Hem oradan uzun dönem stajyerleri intern adı altında istihdam ediyoruz. Hem de onların ön plana gelenleri daha sonra ihtiyacımız kapsamında da işe alıyoruz. Bunların yanı sıra çok ilginç bir ihtiyaç ortaya çıktı. Aslında Türkiye sanayisinin de ihtiyacı. Kendi elemanımızı kendimiz yetiştirmek üzere bir eğitim merkezine ihtiyacımız olduğunu gördük. Ve dedik ki burada biz bu eğitim merkezini donatsak tek başımıza olmayacak. O zaman dedik ki biz Üniversite Sanayi İşbirliği'nde protokolümüz var. Tars Üniversitesi ile yaptığımız. Bunu genişletelim. Meslek Yüksekokulu'nun bize eleman yetiştirmesi üzerine bir müfredat hazırladık. Herhangi birisi orada eğitim için başvuru yapabilir. Fabrikamızda uzun dönem stajyerlik yaparak onların hem ortama alışmasını sağlıyoruz hem de kişisel olarak onları tanıyoruz. 20 öğrencinin 10 tanesini biz istihdam edeceğiz diye bir garanti verdik. O 20'den 10'unu seçeceğiz. Diğer 10'u ne olacak diye soracaksanız, bize hizmet veren tedarikçilerimiz var. O tedarikçilerimize biz yetişmiş insan kaynağını onların da faydalanması üzerine bu programa aldık, dahil ettik. Kendi bünyemizde olmayan bir eğitim merkeziyle ilk kez Türkiye'de çalışma başlattık. Onun haricinde çok enteresan, meslek yeterlik belgesi boyacı olarak bir yerde bulamazsınız. Bir okulu olmadığı için de tedarikçimiz olan boya firmasıyla anlaşma yaptık. Onlara da meslek kazandırdık. Şu anda boyahanemizde halihazırda 15'e yakın boyacı yeni istihdam etmiş durumdayız. Organizasyonlar büyüdükçe iletişimden dolayı kayıplar inanılmaz artar. Firmalar dışarıdan danışman tutarak verimliliği arttırma yolunda çok paralar harcarlar. Biz bunu düzenli iletişim toplantılarıyla, get together'larla, town hall dediğimiz ayda bir yönetimden tabandaki çalışana kadar bilgi akışının sağlandığı enstrümanlarla destekliyoruz. Ayrıca farkındalık testleri yapıyoruz. Acaba aktardığımız bilgilerin ne kadarını insanlarımız akıllarında tutabiliyor? Onlar da birinci olanlara ayda bir ödüller dağıtıyoruz. Bu motivasyonu da arttırıyor. Tabii yanında insan bildiğiniz üzere sosyal bir varlık. Burada da bir masa tenisi turnuvası yaptık. İnanılmaz bir ilgi gördü. Enteresandır, finali bir mavi yakayla bir beyaz yaka oynadı. Mavi yaka kazandı. Benim de çok zevkle izlediğim bir
maçtı. Artık bunu da geleneksel hale getiriyoruz. Departmanların birbirleriyle olan iletişimlerini güçlendirerek kayıpları minimuma indiriyoruz. Sıfıra indirmek hedefimiz. İş kazalarını sıfıra indirmek hedefimiz. Çevre kazalarını sıfıra indirmek hedefimiz. Kalitede hataları sıfıra indirmek hedefimiz. Bu çerçevede de çok önemli adımlar attığımıza inanıyorum. Geriye dönüp baktığımız zaman gelen müşteri şikayetlerinin çok azaldığını, kalitenin belli bir seviyenin üzerinde doğru bir şekilde gittiğini görmek mümkün. Bunların hepsi büyük yatırımlar gerektirmiyor. Sadece insanlarla iletişimden geçiyor. Onları cesaretlendirmekten. İnsandan sonra en önemlisi belki de prosesler. Süreç kaliteli ise üretim gerçekten sonuçta bir çıktı veriyor. İstenilen kalitede olabilmesi için de süreçlerin periyodik zaman dilimlerinde takip edilmesi gerekiyor. Bu çerçevede de bizim sistemimize entegre etmiş olduğumuz performans yönetimi var. Her yıl bir önceki yıldan daha iyi hedeflere koyarak elde ettiğimiz başarının daha da ileriye gitmesi için çalışma arkadaşlarımızı cesaretlendiriyoruz. Tabii ki yönetimin burada çok önemli bir rolü var. Onlar da bizlere inanıyor. Biz de onların inancını boşa çıkartmamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bir sonraki aşama next level diyoruz. Oraya nasıl çıkartabilirizin peşinde. Yeni ürünlerimizin yeni pazarlarda da ufak modifikasyonlarla, adaptasyonlarla satışını gerçekleştirmek üzere çalışmalar yapmaya devam ediyoruz.